İstanbul Üniversitesi Beyazıt'taki tarihi kampüs binasının vatandaşların ziyaretine açılmasıyla gündemde. Ders sırasında amfiye girip çekilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması tepki çekti efendim. Bugünse kampüs içine yapılan ziyaretlerin kapsamı daraltıldı. Kampüsü görmek isteyenler randevuyla ve sadece hafta içi 13 ile 16 saatleri arasında içeri alınacaklar. Merhaba arkadaşlar, inanmayacaksınız şu an İstanbul Üniversitesi'nin bu fakültesinde anayasaya giriş var. Anayasa hukuku dersine girdim, elimi koluma sallaya sallaya girdim. Ben girdiysem herkes girebilir. İstanbul Üniversitesi ziyareti açıldı. Tartışmalar, tepkiler peş peşe geldi. Öğrenciler eylem yaptı. Daha geçen aya kadar bizler kampüs girişlerinde gedik gedik aranırken bir arkadaş grubu olarak toplandığımızda güvenlikler tarafından dağıtılırken bunları hiç yapmamışsınız gibi bir anda duvarsız üniversiteden bahsetmek ne kadar gerçekçi ve samimi. Üniversite rektörlüğü aldığı kararla tarihi Beyazıt kampüsünün isteyenler tarafından ziyaret edilebileceğini açıkladı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda amfiye kadar girip ders dinleyenler olduğu iddia edildi. Güvenlik anlamında sıkıntı olursa cidden büyük bir sorun. Çünkü yani kimin girdiği belirsiz olduğu için o yüzden sıkıntı çıkabilir. Ben buranın müze olduğunu düşünmüyorum. Burası bir öğretim alanı sonuçta. Bir üniversite. Buraya biz sınavla geliyoruz, sınavla yerleşiyoruz. 5 dakika sonra ders var. Şimdi bakalım elimizi kolumuzu sallaya sallaya giremeyecek. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada fotoğraflardaki kişilerin daha önce izin alan ulusal bir televizyon kanalının yetkilileri olduğu, provokatif amaçlı paylaşımlarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağı belirtildi. Yaz aylarında okulun olmadığı zamanlarda geziye açılabilir ama sınırlı ve kontrollü bir şekilde. Öyle her yerinde her zaman herkese açılması doğru değil. Üniversite ziyaret kapsamının daraltıldığını da duyurdu. Kampüsün hafta içi 13 ile 16 saatleri arasında randevulu olarak ziyaret edileceği, eğitim öğretim binalarına girişe izin verilmeyeceği açıklandı.